Herkese merhabalar arkadaşlar. Levi'ye burada yepyeni bir videoyla karşınızdayım. Hep kapsül, hep kasa, hep sticker artık sıkılmışsınızdır dedim. Bir de bıçak yatırım videosu çekeyim dedim. Umarım güzel bir video olur. Şimdiden 10K yolunda bana verdiğiniz destek için teşekkür ederim. Yapmanız gereken tek şey kanala abone olmak, videoya da like bırakmak olacak. Önce bir sponsor izleyelim, onun hemen ardından videoya geçelim. What will he do now? It's a magazine! Incredible! And we have the winner! Our winner gets a box with incredible skins from Keydrop. We also have something special for all the viewers. With the above promo code, you get 50 cents to start with and 10% bonus from deposit. Şimdi ilk başlangıç Tiger Tooth. Bunu önem sırasına göre yapacağım. Yani en önemsizden en önemliye. Yani şöyle söyleyeyim. Yatırımını en az önerdiğimle en çok önerdiğim arasında gideceğim. Belirli olan 6 tane skin seçtim. Bu skinlerin arasından artık en sonuncusu en önemlisi olarak düşünün. Şimdi Tiger Tooth'tan başladım. Tiger Tooth'un fiyat bandı çok yüksek değil. FN Minimal Wear tarzında takılan bir skin. Tabii ki şu anda söyleyeceğim yatırımları ya Minimal Wear ya da FN olarak yapmanız lazım. Hiçbir bıçağın FT, Wellworn, BS'sini önermiyorum. Ya tabii burada işte Slaughter'ın maksimum böyle bir durumu olabilir. Ama diğerlerinde Minimal Wear ikinci önceliğiniz, FN birinci önceliğiniz olması lazım. Tabii ki bıçak yatırımları lüks yatırımlardır. O yüzden böyle sürekli olarak bahsetmiyorum. Bizim genel kitlemiz öyle lüks yatırımlar yapabilecek insanlar olmadığı için şu anlık sadece bakiye çeviriyoruz. Ama diyelim ki bütçeniz var ve bıçak yatırımı yapmak istiyorsunuz. Ne için? CS2 için. Şimdi Tiger Tooth'un önerdiğim bıçakları söyleyeceğim. Nedenini söyleyeceğim. 1. Talon. 2. Stiletto. 3. Ursus. 4. Kelebek. 5. Karambit. 6. M9 Bayonet. 7. Flip Knife. Şimdi en az yatırım alması gereken tabii ki Flip Knife. Çok fazla tercih edilmiyor. Bayonete girmenize gerek yok. M9 Bayonet, Karambit ve Kelebek biliyorsunuz eski bıçaklar, o yüzden tercih edilecektir. Neden Huntsman, Falchion, Shadow Dagger söylemediğimi artık biliyorsunuzdur. En az tercih edilen bıçaklar maalesef bunlar ki Tiger Tooth'u da çok güzel durduğunu söyleyemem. Bowie Knife ve Navaha'dan konuşmaya gerek yok. Navaha çok küçük, Bowie de çok büyük. Ama Talon, Stiletto, Ursus çok fazla tercih ediliyor. Özellikle de Talon Karambit, yani budget Karambit, fiyat performans Karambit'i gibi düşünüldüğü için en fazla tercih edilen bıçaklardan bir tanesiydi. Eğer ki Tiger Tooth tercihiniz olacaksa Talon, Stiletto, Ursus birinci önceliğiniz. Eğer ki çok paranız varsa tabii ki Kelebek, Karambit, M9 Bayonet, orta bütçede bir şey arıyorsanız Flip Knife olabilir. İkinci bıçağımız Slaughter katliam olacak. Katliamda yeni bıçaklar da var. O yüzden hemen hızlı bir şekilde hangi bıçakları en fazla önerdiğimi söyleyeyim. Skeleton, Paracord, Talon, Karambit, M9 Bayonet ve Flip Knife. Yine burada da aynı şeyler geçerli. Burada en fazla önerdiklerim benim Talon'la Skeleton. Çünkü Skeleton çok fazla tercih ediliyor. Bence açıkçası kelebek tercih etmekten daha iyidir. Çünkü kelebeği biliyorsunuz işte animasyonu için alınıyor. O yüzden kelebeğin yerine Skeleton kesinlikle tercih edilebilir. Slaughter'da CS2'de çok tatlı oluyor. Burada Paracord'u neden önerdim? Çünkü Paracord geleceğin bayoneti olarak görünüyor. Ve yeni bıçaklar her zaman daha fazla tercih edilir. Yani bayonet artık zamanı geçiyor. O yüzden bence Skeleton ve Paracord başta olmak üzere. Eğer Slaughter tercihiniz varsa Skeleton, Paracord bir de Talon en iyi öncelikler olacaktır. Marble Fade'e gelelim. Marble Fade benim en fazla beğendiğim skinlerde aslında top sıralarda. Ama maalesef yeni skinlerin, yeni bıçakların üzerinde o kadar da iyi durduğunu söyleyemem. Ama yine de eğer tercih edecekseniz Talon, Stiletto, Ursus, M9 Bayonet ve Karambit tercihleriniz olabilir. Marble Fade eski bir bıçak. Çok fazla tercih edecektir. Birinci önceliğiniz Stiletto olsun. Stiletto'da Marble Fade bayağı tutuyor. Çok fazla satın alan insan var. İkincisi de Ursus. Üçüncüsü de Talon olacak. Bu üçünü eğer ki alabiliyorsanız bu şekilde alın. Fade'deyiz. Fade aslında çok muazzam duruyor. Burada hangi bıçağı alırsanız alın çok iyi duracaktır. Ama birinci önceliğiniz kesinlikle animasyonsuz bıçaklar olması lazım. Animasyonsuz bıçaklar bence daha tatlı duruyor. Birincisi Talon, animasyonsuz derken yani bir Skeleton veya ne bileyim bir Nomad veya ne bileyim bir Survival Knife'a gitmektense
Talon, Shadow Daggers. Bak burada Shadow Daggers'ı neden anlattığımı biliyorsunuz. Çünkü Shadow Daggers skin'i tamamen üzerine kaplayan bir bıçak. Ve o yüzden özellikle CS2'de Fade'in muazzam durmasından dolayı bütün bıçağın parlaması muazzam duracaktır. Ve fiyat artışına da gidecektir. Bu Fade'de ben eski bıçaklara yönelmenizi tavsiye etmiyorum. Maksimum bir M9 Bayonet veya Karambit'e gidebilirsiniz. Bir God Knife bile olabilir. FN veya Minimal Wear. FN bulursanız bence God Knife de olabilir. Ama birinci önceliğiniz kesinlikle yeni bıçaklar olsun. Ursus muazzam duracaktır. Talon'da ve Shadow Daggers'da çok iyi duracaktır. Özellikle Shadow Daggers'ın ucuz olması bence bu tür bıçaklar için, en azından bu tür skinler için çok iyi bir tercih olabilir. Sırada Gamma Doppler var. Tabii ki bunların Emerald'ını bulursanız çok daha iyi olur. Ama Emerald'ını bulamazsanız bunların Phase 2, Phase 4'lerini her türlü olabilir. Burada bıçak ayrımı yapmayacağım. Hepsi olur. Hepsinin Phase 2 veya Phase 4'ünü güzel yeşil oranlısını bulursanız kesinlikle almanız daha güzel olacaktır. Burada Gamma Doppler'a ek olarak Glock da var. Glock'ta da Phase 2, Phase 4 bulabilirseniz çok iyi olur. Eğer ki yüksek bütçeli bir yatırımcıysanız Emerald'ı da tercih edebilirsiniz. Özellikle de burada en ucuzlardan bir tanesi God Life. God Life'ın da 2 veya 4'ünü bulabilirsiniz. Kesinlikle bence alabilirsiniz. Gamma Doppler yatırım aracı olarak, en azından bıçak yatırım aracı olarak CS2 için en iyi tercihler olacaktır. Ve son en fazla tercih ettiğim Doppler skinleri. Burada da aynı Gamma Doppler'da olduğu gibi isterseniz Navaha alın, hiç fark etmez. Phase 4 veya Phase 2 bulabilirseniz çok iyi olur. Yani tabii ki bir Ruby, Sapphire veya Black Pearl bulabilirseniz çok iyi olur. Ama bulamazsanız bir bıçakların herhangi bir Phase 2 veya Phase 4'ü çok iyi duracaktır. Herhangi problem olacağını düşünmüyorum. Yani video buraya kadardı. Sadece uzun zamandır abi hangi bıçakları alalım gibisinden çok fazla soru geliyordu. Aklınızda bir soru kalmasın. Önem sırasına göre en az önemliden en çok önemliye kadar bıçakları önerdim. Videonun altına şey yazmayın. Abi işte şu da olur mu? Damaskus olur mu? Vanilya maksimum olabilir bunun dışında. Diğerleri sizin kendi kişisel tercihiniz olur. Yani gelip de videonun altına işte Brightwater'da yatırıma uygun olur mu demeyin. Yani bence yatırıma uygun olsaydı buraya koyardım. Sadece yatırıma uygun olduğunu benim kendi düşüncemde olan bıçakları koydum. Tiger Tooth, Slaughter, Marble Fade, Fade, Gamma Doppler ve Doppler. Bunlar en fazla önem arz eden skinler. Bunların arasında tercihlerinizi yapabilirsiniz. Aralarında aklınıza takılan bir soru varsa aşağıya yorum bırakmayı unutmayın. Biliyorsunuz Discord kanalımız var. Discord kanalımızda çok büyük bir alım satım bölümü var. Oraya da gelip ilanlardan bakabilirsiniz. Çok fazla Doppler veya bu tür bıçaklar satılıyor. Aynı zamanda buff bakiyesi bulabilirsiniz. Tabii ki güven konusunda her zaman siteleri veya çok fazla güvendiğiniz insanları kullanmanız en iyisi olacaktır. Dediğim gibi eğer ki merak ettiğiniz, aklınızda bir sorunuz varsa aşağıya yorum bırakmayı unutmayın. 10K yolunda da bir abonelik bir de like bırakırsanız çok sevinirim. Kendinize çok iyi bakın. Levia kaçar.